Efendim Natçı'dayız. Herkese sıcacık bir merhaba. Bugün değişik bir yere götüreceğim sizi. Datça Oto Sanayi'ye gidiyoruz. Tura giderken lastiğimizin başına bir işler geldi. Şu gördüğünüz eşyaların hepsi arka bagajdan çıktı. Bu eşyaların arasında hiç aklınıza gelmeyecek şeyler var. Oyuncak bebeğe kadar her şey düşünülmüş. Şu gördüğünüz bagajdan, şu gördüğünüz eşyalar. Yani bir aracın bagajında neden olur bu kadar eşya? Evet, biraz sonra Nuri Altındağ ile tanışacağız. Şimdi Nuri Bey'in yerine gidiyoruz. Şu elimde gösterebiliyor muyum ya? Evet, şu lastikten çıkan parçayı gösteriyorum. Çok merak ediyorum Nuri Bey'in yerini. Lastiğimize saplanan bu parça bizi oraya gitmeye mecbur bıraktı ama iyi oldu bence. Çünkü Rodoslu Nuri Usta ile tanıştıracağım sizi. İşini çok iyi yaptığını duydum. Sevgili Mehlika dedi ki mutlaka herkesin görmesi gerekiyor. Çünkü çok özel bir dükkanı varmış. Az sonra Nuri Usta'nın güzel dükkanında görüşmek üzere. Datça'da zaman kitabında bu dağla ilgili çok güzel bir efsane var. Koca dağ. Evet, bir kral varmış. İşte o kral o dağın eteğine gömülmüş. Datça Oto Sanayi'ne giriş yapıyoruz. Bakalım bizi burada neler karşılayacak. Mehlika'nın demesi burada çok orijinal iki yer varmış. Diyeceksiniz ki Oto Sanayi'nin ne orijinal yer olabilir? Yaşayıp göreceğiz. Değil mi? Kesinlikle. Ne kadar intizamlı. Tabi bugün pazar olduğu için bu lastikler dışarıya çıkıyor tahminim. Bak, o parçalar da hep şeyden, araba lastiklerinden çıkan parçalar, teller meller var ya. Ha, onun için bu parçayı istedi. Lastiklerden çıkan parçaları saklamış Nuri Usta. Vay arkadaş. İnsanın işini sevmesi böyle bir şey. Onlar lastikten çıkanlar, kavanozların içindekileri, üstündekileri. Bak, kavanozların içindekiler de lastiklerden çıkanlarmış. Nuri Usta çok yetenekli bence. Çok daha değişiklerini yaptı. Bu kavanozlarda lastiklerden çıkan kimi materyaller varmış. Babam Rodoslu oldu. Evet. Burada... Bu çok güzel bir yetenek ya, çok güzel. Kendi evimde bu benim. Şöyle şey yapıyorum lamba. Eski gaz yağı lambalarını biraz stilize etmiş. Evet, bu da şey. Peki bunları doğadan mı topluyorsunuz? Doğadan. Burada bir ürün daha var, tamir olmayı bekliyor şey. Bak, bu da bir yetenek ya. Bu eski ahşap, bunlar askılık olacak. Askılık olacak. Tabii bundan böyle. Buraları deniz kenarından şöyle taşlar göreceğiz. Böyle askılık olacak. Şu şekilde uzun taş bulup bunları şöyle mesela montaj edeceğiz. Ay evet. Bunlar askılık olacak. Bu çok eski bir ahşap. Yani 200 yaşında evet, mı? Evet, belli bir ama çok güzel. Yani bildiğiniz lastikçi gibi ama burada var. Şey halini denk geldiniz. Bu lastikleri burada hiç görmedim. Öyleymiş, öyleymiş. Boş. Sadece bu duvar önemli.
çok ilginç. Gerçekten Datça'da otosanayinde böyle bir yerle karşılaşmak hiç aklıma gelmeyecek bir durum. İsa Bey'le biraz önce tanıştık. Aynı zamanda kendisi oto tamircisi. Ama gördüğünüz gibi son derece güzel bir yer oluşturmuş. Parçalar yerine oturmuş bence. Kitaplara gösterdiği özen ve yaptığı işin ağırlığından bahsetti. Biraz sonra kendi sesinden bir şiir dinleyeceğiz. Aynı zamanda şair, kitapları var. Son kitabı da baskıya geçmek üzereymiş. Şaşkınım, muazzam güzel bir yer. Detayda o kadar güzel şeyler var ki. Datça'ya geldiğinizde buraya uğramalısınız. ...44 baskısı... Bakar mısınız, bir arabanın içinde bu kadar kitabı gördünüz mü acaba? Ve yer olarak Datça otosanayindeyiz. Namı diğer Hasreti İsa. Hasreti İsa. Namı diğer Hasreti İsa. Soracağım sadece. Bu ilgi alaka evvelden beri mi var? Yoksa belli bir yerde bir kırılma noktası mı oldu? 40 yıldır var. 40 yıldır o şiir ateşi içimizde. Yanmaya devam ediyor. Hece vezni mi, serbest mi? Serbest. Çok iyi. Hece'den uzak kaldık biz. Serbest. Evet. Evet. Salacaksın ki Azrail seni sökerken can verecek. Hasreti İsa. Bak buradaki hiçbir adamı sökememiş. Nuri Usta da çok kendine münhasır. Çok. Peki böyle bir şey, bu konsept aklınıza nereden geldi? Yani bu çünkü çok özel. İnsanın aklına nasıl gelir? Şimdi herkes tamirci olduğu için yedek parça biriktirir. Ama biz yedek parça yine kitaplara koyduk. Şimdi muazzam bir fikri. Kalıcı olan bunlar. Ötekine bugün var, yarın yok. Ve mekanik biraz anlaşıyor. Ahmet'i alacak defterine boş yazar, adam ne yazmış bak. Allah'ım yarabbim. Milletin alacak verecek defteri olur. Sizin kitap alanları yazıyor İsa Bey. Gelenleri de böyle çizmiş. Vallahi bravo. Ya evet, bir de ikiniz yan yanasınız. Burada Nuri Usta'yla gerçekten İsa Usta diyeceğim ama biri şair, biri sanatçı, hem lastikçi hem tamir ustası. Ya vallahi çok şaşırdım. Sizin yani şeyde yukarıdan belediye mi? Ha, o sokak. Aynen. Çok şaşırdım. Nuri Usta, bitti mi işiniz? Şu anda bitti işimiz. O parçayı aldık. Lastiğimizden çıkan parça da anı defterine işleniyor. Yani müzeye konur gibi lastiklerden çıkan parçalar şurada biriktiriliyor. Ben böyle şeyleri hiç görmemiştim gerçekten. Eminim birçok insan da görmemiştir. Burada istediğiniz her şey vardır. Tek taş küpe var, domuz dişi var, meyve bıçağı var, salata bıçağı var. Şurada bir askımız var. Evet, bu da doğal ağaçtan, eski ahşaptan. Bir de canlı ağacımız var orada, bittiğimiz.
Bu da sizin bugünkü hediyeniz. Aa, gerçekten mi? Hadi siz açın bakalım. Çok teşekkür ederim. Devam. Ama sizi tanımak bence çok güzel. Vallahi çok iyi oldu. Nuri Usta, evet, azıcık kendinizden bahseder misiniz? Ben 1970 Ankara doğumluyum. 71'den beri Datça'dayım. Bu gördüğümüz orijinal fikirler, yani hani şairlere ilham gelir de size ne oluyor? Benim dededen geliyor, babadan geliyor. Rodos kökenlisiniz değil mi? Babam Rodos doğumlu ama ben Datçalıyım. Annem falan burada. Ya çok güzel, gerçekten sizi tanımak çok güzeldi. Bu arada kanalımızın ismi Hayat Takıl Bana. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bakar mısınız? Bugünün en güzel anları. Ne zamandır yazıyorsunuz? 20'sinden sonra başladık. Biraz geç başladık. Güzel bir yer oluşturmuşsunuz. Evet, bir şiir alalım ve biz kaçalım artık. Gözlerin, yaralı yüreklerin uzaklaştığı bir kıyı. Kıyısında ellerin musalla taşı. Sılana taşınır tabutum. İçinde kaç bin yıllık günahların ağırlığı. Ağırlınca ağlarsın. Hasretin başlatır yağmurları. Kandili kırık bir geceydi. Bedenimdeki kuyudan su çekiyordu birileri. Arafla bir bedevi azat ediyordu seni. İkiye bölünürdü gece Kafka'nın güncesinde. Kabus gibi girerdim geler kendi cehennemine. Akşamlara kapalı oda sıcaklığında sesin. Ben hala elvedalara el kaldırdığın yerdeyim. Yanlış adreslerde kurulan şehirlerle ayrı sokağa çıkardı kalbim. Kaç kez, kaç kez aynı öznenin beyazında gecelemişim. Çekildi gurbetine şaman kadın. Gökkuşağının renkleriyle buluştu. Aldı tokma eline, vurdu davula. Başladı ateşle dans. Gölgeler daha ne kadar taşıyabilir seni gerçeğe? Söyle nakkaş, aşk bedene işlenir mi? Söyle, ben aşkın havarisiydim, abdaldan da önce. Dünya bataklıkta çiğ açar, sen saksıda. Cüller çül oluyor koynunda. İsa'nın çarmıha kendini astığı söyleniyor halk arasında. Ateşin kökü güneşe mi uzanıyor yoksa bir deniz devrilir dalgaya? Martıların kanatlarında kan lekeleri, köpükleri alır kucağına, arasında bir süryani kafa tutuyor Meryem Ana'ya. Her gece yarısı gülüşün dağılır tenimde, iklimler küm giyer, bulutları gagalar kuşlar, rahmine zulüm düşer kadınların, sabır tutmaz bir mayadır, asırlardır acının işgali yüreğim. Oysa dünya nasıl kaldırır bunca pisliği? Uyandırmaya korktuğumuz bir rüyaydı zaman. Doğru tekse bir yerde eğilmesini de biliriz. Biz her mevsim yaprak döken bir ömrün gölgesiyiz. Biz her mevsim yaprak döken bir ömrün gölgesiyiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok 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 güzeldi gerçekten. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Çok memnun oldum. Kendinize çok iyi bakın. Giderki sefere inşallah görüşmek tamam, üzere tamam, diyorum. Her zaman buradayız. Hoşçakalın. Artık gitme zamanı. Datça otosanayinden çıkıyoruz. Bu ağacı Nuri Usta dikmiş. Kelimeyle ifade etmekte bazen çok zorlanıyorum. Datça otosanayinden çıkıyoruz. Nuri Usta ile ve İsa Usta ile tanıştık. İkisi de sanatkar ve ikisinin dükkanı da yan yana. Bugün lastiğimizdeki o metal parça bizi Datça otosanayine taşıdı. İyi ki de taşımış. İki orijinal insanla tanıştım. Bir aksilikle başlayan. Ben aksilik olarak görmedim aslında. Yok. Özel olarak planlasaydık bu kadar olmazdı deseydik ki. Gelmezdi herhalde aklımıza. Lastiğimize giren bir metal parça ve otosanayi. Ve iki sanatçı insanla tanıştık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onları tanımış olmak çok güzel. İki kitap hediyesini de aldım. İnşallah bir daha karşılaşırız diyorum. Mehlika'ya çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Mehlika. Hakikaten. Bir sonraki bölümde yine yeniden görüşebilmek umuduyla. Datça'daki turumuz şimdilik devam ediyor. Nerelerden görüntü alacağım bilmiyorum. Ama lütfen bu bölümün altına yorum yapmayı unutmayın. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Özlem Ayral ben. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.